Malatya'da ikiye katlandı. Hastane acilleri dolup taşıyor. Doktorlar sadece serum takmak için gelmeyin diyor. Haber ekibimiz de Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sizler için gitti. Son günlerde üst solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvuruların sayısında artış gözlemlendi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktoru Güçlüğan Uçar, grip vakalarının iki kat arttığını, toplumun yarısının grip olduğunu belirtti. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil tıp uzmanı Güçlüğan Uçar hocamızla birlikteyiz. Havaların soğumasıyla birlikte maalesef gripal enfeksiyon fazlasıyla arttı ve fazlasıyla vaka geliyor. Biz de hem bu konuda dikkat etmemiz gereken hususlar neler, hem de bunu aslında korona da çok benzetenler oluyor. Bunların hepsini hocamıza soracağız. Bu aralar acil servisimize başvurularda iki kata kadar bir artış gözlenmekte. Özellikle kış aylarında toplumun %50'sine yakını gripal enfeksiyonlardan dolayı etkilenmekte. Buna aslında birçok viral hastalık yol açmakta. Bunlar arasında COVID, RSV, influenza gibi virüsler sayılabilir. Genç ve başka ek hastalığı olmayan hastalar bunu hafif atlatıp 2 haftaya kadar geçirirken ek hastalığı olan hastalar, kalp yetmezliği, KOAH gibi ek hastalığı olan hastalarımız ne yazık ki zatüre gibi semptomlara dönüştürebilip daha ağır atlatabilmekte. Doktorlar sadece serum takmak için hastanelere gelip ısrar edenlerden şikayetçi. Yani serumla reçeteler arasında pek bir fark yok bununla ilgili. Özellikle hastalar, yani kendi gözlemlediğimiz hasta popülasyonları arasında böyle bir hastalık geçirdiklerinde serum almak için hastaneye gelebiliyorlar. Evet. Ama ek bir faydası olmadığı gibi buraya gelip diğer viral hastalığı olan hastalarla karşılaştıkları için kendi hastalıkları artabiliyor. Sırf hastaneye geldiklerinden dolayı. O yüzden kötü bir durum olmadığı zaman sadece serum almak için hastaneye başvurmalarını önermiyoruz. Doktor Güçlühan Uçar, COVID döneminde maskeye alıştığımızı, maskenin faydalarının mutlaka olduğunu, mümkünse toplu alanlarda takmanın önemine de değindi. Aslında maske takmak sadece COVID için değil, bütün gripal enfeksiyonlar, bütün viral enfeksiyonlar da gerekli. Hatta hani yurt dışındaki viral salgınlara bakarsanız, Japonya metrosunda, Çin metrosunda insanları hep viral salgınlarda bile maskeyle görürsünüz. Biz sadece bununla aslında COVID'le tanıştık. Hem halkımız hem de aslında biz de. Normalde bizim de hastanede sürekli maske takmamız gerekiyor sağlık çalışanları olarak. Ve COVID döneminde taktığımız maskeler kaynaklı aslında diğer enfeksiyonların da ne kadar azaldığını gördük. Ve bu aralar COVID'in bir miktar daha insanlarda eskisi kadar sıkı önlemler olmaması nedeniyle, maskeyi çıkarmamız nedeniyle bu hem COVID'in yaygınlaşmasını hem de bahsettiğiniz gibi viral hastalıkların da normalden daha fazla bulaşmasını sağlıyor. Bu yüzden olası ateş, kas eklem ağrısı, burun akıntısı, üst solunum yolu enfeksiyonu gibi bulgularda COVID olmasa bile insanlar maske takmalı. Doktor, beslenmenin gripal enfeksiyonel ve üst solunum yolu hastalıklarında önemli olduğunu belirterek C vitamini ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin önemine değindi. Beslenme için antioksidanlar kullanılmalı. İşte zerdeçal gibi, C vitamini içeren meyveler gibi, mevsim sebze ve işte meyveleri gibi. Hani bununla ilgili detaylı yazılar var tabii ki. Hani hepsini burada sayamayız ama sağlıklı beslenme tabii ki bağışıklık sistemini güçlendirmek için bu tür hastalıklarda önemli.